Bir zamanlar Ferit adında yakışıklı bir çocuk varmış. Kaan'ı görmeye giden Ferit, kısa bir yol almak için yeşil ormanına gitmeye karar vermiş. Ferit, kaybolmadan önce uzun bir süre yürüdü. Etrafa bakındı, ancak gördüğü tek şey ağaçlardı. Endişeli bir şekilde çantasına uzanarak en sevdiği oyuncak, pamuğu aradı. Ama pamuk hiçbir yerde bulunmuyordu. Ferit paniklemeye başladı. Pamuğu yanına almış olmalıydı. Ama şimdi nerede olduğunu bilmiyordu. Üstelik acıkmaya başlamıştı. Beklenmedik bir şekilde sarı tişört giyen sarı bir kurtçuk ağaçların arasında kaybolup gidiyordu. Ne tuhaf diye düşündü Ferit. Daha iyi bir şey bulamadığı için garip giyimli kurtçuğu takip etmeye karar verdi. Belki de ona ormandan çıkmanın yolunu söyleyebilirdi. Sonunda Ferit bir açıklığa ulaştı. Açıklıkta 3 ev vardı. Biri salatalıklardan, biri donutlardan ve biri çikolatalardan yapılmış. Ferit, karın gurultusunu duyabiliyordu. Evlere bakmak, açlığını gidermeye hiçbir şey yapmıyordu. Merhaba, diye seslendi. Orada kimse var mı? Kimse cevap vermedi. Ferit, en yakındaki evin çatısına baktı ve başkasının bacasını yemenin kaba olup olmayacağını düşündü. Tabii ki bütün bir evi yemek saygısızlık olurdu. Ama belki ihtiyaç anında biraz parça koparmak veya bir takım eşyayı yalamak kabul edilebilirdi. Bir kahkaha havayı yırttı ve Ferit'i korkuttu. Bir cadı evlerin önündeki boşluğa atladı. Bir kafeste pamuk vardı. Pamuk diye bağırdı Ferit. Cadıya döndü. Bu benim oyuncağım. Cadı sadece omuz silkti. Pamuğu geri ver diye bağırdı Ferit. Asla dedi cadı. En azından pamuğu o kafesten çıkar. Cevap vermeden önce öbür taraftan bir patikadan iki sarı kurtçuk koşarak geldi. Ferit, sarı tişört giyen bir tanesini daha önce gördüğünü fark etti. Cadı da onu tanıdı gibi görünüyordu. Merhaba büyük kurtçuk, dedi cadı. Günaydın. Kurtçuk pamuğu fark etti. Bu kim? Bu pamuk, dedi cadı. Oh! Pamuk benim evimde harika görünecek. Bana ver, diye talep etti kurtçuk. Cadı başını salladı. Pamuk benimle kalacak. Özür dilerim ama... dedi Ferit araya girerek. Pamuk benimle yaşıyor. Ve kafeste değil. Büyük kurtçuk onu umursamadı. Herhangi bir şey değiştirir misin? Diye cadıya sordu. Cadı bir an düşündü. Sonra dedi ki, eğlenceli olmayı severim. Bir bütün ön kapıyı yiyebilecek birine onu serbest bırakırım. Büyük kurtçuk evi çikolatalardan yapılmış olanı göstererek, sorun değil, eğer istersem çikolatalardan yapılmış bir evi tamamen yiyebilirim. Bunu yapabilirim, dedi bir sonraki kurtçuk. İki evi yiyebilirim. Cadı sakin olması gerektiğini söyledi. İki ev yemene gerek yok, sadece bir ön kapı yeter. Pamuğu sana vereceğim. Ferit endişeli bir şekilde izledi. Cadının pamuğu büyük kurtçuğa vermesini istemiyordu. Pamuğun sarı bir kurtçukla evinden ve diğer oyuncaklarından uzakta yaşamasını istemezdi. Diğer kurtçuklar, büyük kurtçuk dondurma tabağına bir önlük takarken izledi. Cebinden bir bıçak ve çatal çıkardı. Bütün bu evi yiyebilirim, dedi büyük kurtçuk. Sadece izle. Büyük kurtçuk, donutlardan yapılmış evin ön kapısından bir köşe kopardı. Gülerek yuttu ve daha fazlasını almaya gitti. Ve daha fazla. Ve daha fazla. Sonunda büyük kurtçuk biraz büyümeye başladı. Ama birkaç çatal dolusu donut daha yedikten sonra büyük bir kardan adam büyüklüğüne ve tamamen yuvarlak hale geldi. Hey, kendimi pek iyi hissetmiyorum gibi, dedi büyük kurtçuk. Aniden yuvarlanmaya başladı. O kadar büyük olmuştu ki artık dengede kalamıyordu. Yardım, diye bağırdı, bir yokuş boyunca ormana doğru yuvarlanarak uzaklaştı. Büyük kurtçuk donutlardan yapılmış evin ön kapısını yemeyi bitirememişti ve pamuk hale cadının kafesindeydi. Ortalama kurtçuk bir adım attı ve çikolatalardan yapılmış evin ön kapısına yaklaştı. Bütün bu evi yiyebilirim, dedi ortalama kurtçuk. Sadece izle. Ortalama kurtçuk, çikolatalardan yapılmış evin ön kapısından bir köşe kopardı. Gülerek yuttu ve daha fazlasını almaya gitti. Ve daha fazla. Ve daha fazla. Bir süre sonra ortalama kurtçuk biraz midesi bulanıyormuş gibi görünmeye başladı. Daha yeşil hale geldi ve daha yeşil.
Bir oduncu açıklığa yürüdü. "Bu çalı ne yapıyor burada?" diye sordu. "Bir çalı değilim, ben bir kurtçuğum," dedi ortalama kurtçuk. "Konuşuyor," diye hayretle bağırdı oduncu. "Bu konuşan çalılar en kötü türdendir. Birisi zarar görmeden önce onu götürmeliyim." "Hayır, bekle," diye çığlık attı ortalama kurtçuk. Oduncu onu koltuğunun altına aldı. Ancak oduncu onun çığlıklarını umursamadı ve kurtçuğu koltuğunun altında götürdü. Ortalama kurtçuk çikolatalardan yapılmış evin ön kapısını yemeği bitirememişti ve Pamuk Hale cadının kafesindeydi. "İşte bu," dedi cadı. "Kazandım. Pamuğu ben alıyorum." "Öyle hızlı olma," dedi Ferit. "Hala bitirmeniz gereken bir ön kapı var. Salatalıklardan yapılmış evin ön kapısı. Ve henüz sıramı kullanmadım." "Sana sıra vermek zorunda değilim," diye güldü cadı. "Benim oyunum, benim kurallarım." Oduncunun sesi ormanda yankılandı. "Sanırım ona bir şans vermelisin. Sadece adil olmalı." "Tamam," dedi cadı. "Ama kurtçukların başına ne geldiğini gördün. Uzun sürmeyecek." "Hemen döneceğim," dedi Ferit. "Ne?" dedi cadı. "Neden acele etmiyorsun?" "Pamuğu geri istediğini düşündüm." Ferit, cadıyı umursamadan ormanda bir yığın odun topladı. Açıklığa geri döndü ve küçük bir kamp ateşi yaktı. Dikkatlice salatalıklardan yapılmış evin ön kapısından bir parça kopardı ve ateşin üzerinde kızarttı. Biraz pişirildikten ve biraz soğuduktan sonra bir ısırık aldı. Hemen ardından bütün parçayı yedi. Ferit yakındaki bir kütüğe oturdu. "Başarısız oldun," diye bağırdı cadı. "Bütün kapıyı yemem gerekiyordu." "Henüz bitirmedim," dedi Ferit. "Sadece yiyeceğim hazmedilsin diye bekliyorum." Ferit'in yemeği sindiğinde salatalıklardan yapılmış evin ön kapısından bir başka parça kopardı. Tekrar ateşin üzerinde kızarttı ve biraz soğumasını bekledi. Bu sefer yemeğini sakin bir tempoda yedi ve onun hazmedilmesini bekledi. Sonunda birkaç oturuşun ardından Ferit, salatalardan yapılmış evin ön kapısının son parçasına ulaştı. Dikkatlice onu kızarttı ve biraz soğumasını bekledi. Son kursunu tamamladı. Ferit, salatalardan yapılmış evin tüm ön kapısını yemişti. Cadı ayağını öfkeyle yere vurdu. "Beni kandırmış olmalısın," dedi. "Hile yapan ödüllendirilmez." "Bence öyle değil," dedi bir ses. Oduncu geri döndü. Bir baltayla yanındaydı. "Bu küçük çocuk adil bir şekilde kazandı. Şimdi pamuğu ver ya da süpürgeni ikiye bölüp vereceğim." Cadı korku içindeydi. Süpürgesini kapıp arkasına koydu. Sonra hırsla kafesin kapağını açtı. Ferit hızla yaklaştı ve pamuğu kaparak en sevdiği oyuncak sağlam ve sağlıklı olduğunu kontrol etti. Neyse ki pamuk zarar görmemişti. Ferit oduncuya teşekkür etti. Hızlı bir hatıra alarak aceleyle Kaan ile buluşmak için yola çıktı. Hava kararmaya başlıyordu. Ferit Kaan'ın evine vardığında ona sarıldı. "Endişelendim," diye çığlık attı Kaan. "Çok geç kaldın." Ferit gününü anlattığında Kaan'ın ona inanmadığını anladı. Bu yüzden cebinden bir peçete çıkardı. "Bu nedir?" diye sordu Kaan. Ferit donutlardan yapılmış bir kapı kolu açtı. "Tatlı," dedi. Kaan neredeyse sandalyesinden düştü. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Sizler de fikirlerinizi yorum yaparak bana ulaştırabilir ve fikirlerinizin hikayelerini dinleyebilirsiniz.